Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Son 3 yılda AYT'de çıkmış polinom soruların çözümlerini yapalım. Faydalı olması dileğiyle başlayalım. Gerçel katsayılı ve 4. derecede olan Px polinomu her x gerçel sayısı için Px büyük eşit x eşitliğini sağlıyor. P11, P24, P33 olduğunu göre P4 kaçtır? Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Px x'ten büyük eşitse Koordinat ekseninde y eşittir x'ten büyükmüş polinom. O zaman şunu şöyle çektiğimizde y eşittir x doğrusunu polinomumuz grafiğimiz y eşittir x'in üst tarafında olacakmış. Şimdi bu değerleri p1 1'miş. Hemen yazdığımızda p1 1 p2 4 değerine eşitmiş arkadaşlar. Ve p3'te 3 değerini veriyormuş. Bu noktalardan geçecek bir grafik çizmem gerekiyor. Px polinomu şöyle tahmini birden geçecek. 4'e gidecek ve p 3ten yine geçmiş olacak arkadaşlar. Bu üç noktadan mutlaka ve mutlaka geçmesi gerekiyor. Şimdi x'i eşitliğin diğer tarafına attığımda şöyle Px eksi x kökleri 1 ve e, 3 olacak. Ve dördüncü dereceden dediği için A x eksi 1 teğet olan noktalarda tam kare koyabiliriz. x eksi 3'ün karesi. E, P2 eşittir 4. Burayı boşuna vermemiş. Bu A'yı bulacağız. P x gördüğüm yere 2 yazdığımda şöyle 2 eksi 2 eşittir. A 2 eksi 1'in karesi. 2 eksi 3'ün karesinden P2 4 değerini verdiği için 4 eksi 2 eşittir. A çarpı 2 eksi 1 1'in karesi 1. 2 eksi 3 eksi 1'in karesi 1. Buradan A eşittir. 2 değerini bulduk. E, P 4 değerini soruyor. O zaman X gördüğüm yere 4'ü koyduğumda P4 eksi 4 eşittir. A yerine 2 yazacağım. 2. 4 eksi 1'in karesi ve 4 eksi 3'ün karesinden P4 eksi 4 2 çarpı 9 3'ün karesi buradan da 1 gelecek 18 4 daha P4 değeri 22 olmuş oluyor arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği umarım anlaşılmıştır anlaşılmayan nokta varsa arkadaşlar yorumlara yazın ben size ayrıntılı bir şekilde açıklama yaparım şimdi 2022 ayeti sorusu. Gerçel katsayılı ve baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden Px polinomu kökleri A ve B gerçel sayılar olmak üzere Px eksi A yalnızca bir kökü varmış. Px eksi A eksi 4 kökleri eksi B ve B olmaktadır. Pb 9 ise A artı B nedir? Sevgili gençler burada önemli olan bakın kökleri eksi B ve B bir defa baş sayısı 1. Hemen Px polinomunu şöyle kurgulayabilirsiniz. İkinci dereceden x kare artı mx artı n şeklinde olsun. Şimdi burada kökleri eksi b ve b ise kökler toplamı eksi b ile b'nin toplamı sıfırdır. Kökler toplamı sıfırdır. Kökler toplamı sıfır demek. Eksi B bölü A'nın sıfır. Yani M'nin sıfır olması demektir arkadaşlar. Burada önemli bir şey var. Yani B sayısının sıfır. Yani buradan biz e, M'yi sıfır diyebiliriz bu bilgiye göre. Ve B de bunun kökü olduğu için yine aynı şekilde PB eşittir 9 PB. E, burada B yazdığımızda sıfıra eşit olacak. PB eksi A eksi 4'ün sıfır olması lazım kök denklemi sağlardan pb 9'du 9 eksi a eksi 4 eşittir Sıfırdan a sayımız 5 bu bilgiyi not ettik arkadaşlar şimdi buraya gelelim arkadaşlar ee, x kare artı n eksi a a 5'te yalnız bir kökü olacak yani x kare artı n eksi 5'in tek kökü olacak. Yani delta eşittir 0. E b, b, b sıfırdır zaten. Ne x'in katsayısı yok. Eksi 4 ac'nin sıfır olması demek. Buranın sıfıra eşit olması demek. Yani n eksi 5'in sıfıra n de eşittir. 5 olması demektir. O zaman benim px polinomum x kare artı 5 şeklinde oldu. E, pb 9'du. Hemen şuradaki bilgiyi kullanalım arkadaşlar. B yazdığımda B'nin karesi artı 5'in 9 olabilmesi için B kare 4'tür. B de eşittir. Artı eksi 2 B pozitif sayı olduğu için B'yi de 2 diyoruz. Bir yandan A artı B'yi soruyor. A artı B 5 artı 2'den o da eşittir. 7'dir. Doğru cevabımız B'dir. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir durum varsa lütfen yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Desteğiniz için teşekkür ederim. Ee, devam ediyoruz. Geldik 2023 ayete sorusuna. Baş katsayısı 3 olan 3. derecen gerçel katsayılı px polinomu sadece 2 kökü varmış. Bunlar 1 ve 2 imiş. 0 eşit olduğu için. O zaman hemen yazalım. Px polinomu baş katsayısı 3 x eksi 1 ve x eksi 2 şeklinde olacak arkadaşlar. Bir tane kökümüz daha var. O da ya 1 ya n sayısı ya 1 ya da 2 olacak arkadaşlar. Şimdi bunlarla ortak olması gerekiyor. Dolayısıyla çünkü aynı değermiş. Çünkü 2 tane sadece kökü var. O zaman n sayımızın kesinlikle ve kesinlikle 1 ve 2 olması şartı var. Yani x eksi 1 ve x eksi 2 şeklinde olacakmış. O zaman hemen bu p3 değerini bulmaya çalışalım. P3 değeri 3 çarpı x gördüğümüz yere 3 eksi 1, 3 eksi 2 ve 3 eksi n şeklinde yazalım. Buradan da 3 çarpı burası 2, burası 1 ve burası 3 eksi n. Şimdi burayı 6 çarpı 3 eksi n oldu. Şimdi burada sırayla bunları eşitleyelim. Eğer 6'ya eşit dersek buranın e, 1 olması lazım. N sayısı o zaman 2 çıkar. N 2 olursa arkadaşlar buradaki ile aynı olur. Doğru. Yani bu 6 olur. Aynı şekilde şöyle yapalım. E, yine 6 çarpı burayı 12 eşitleyelim. 3 eksi N eşittir 12'den. 12 eşit olabilmesi için buranın 2 olması lazım. Yani n'nin 1 olması gerekiyor. E, n 1 ise evet burada 1 oluyordu. Dolayısıyla bu ifade de olur. Şu ikisi oldu. 18'e eşitleyelim arkadaşlar. Şu ifade 6 çarpı 3 eksi n'nin 18'e eşit olması demek. Buranın 3 olması demek. Yani n'nin 0 olması demektir. N yerine 0 yazarsak burada 3 tane farklı kök olmuş olur. O da olmaz. Dolayısıyla bu ifade sağlamıyor. 1 ve 2 sağlıyor. Doğru cevap D seçeneği sevgili gençler. Hiç vakit kaybetmeden 2023'ün son sorusuna geldik. Diyor ki sadece bir tane kökü varmış. Ee, sadece bir tane gerçel kökü var. O da 1'miş arkadaşlar. Bunu şöyle çözebiliriz sevgili gençler. 1 yazdığımızda 0 eşit olması lazım. O zaman 1 artı a artı b eksi 2 eşittir 0'dan a artı b eşittir 1 çıkar. Yani b eşittir kısaca 1 eksi a diyebiliriz. O zaman polinomda yerine yazdığımızda arkadaşlar e, ve bir kökü burası şöyle düşünebilirsiniz. Yani px polinomu x eksi 1 çarpı x kare falan ikinci dereceden bir denklem olması lazım. Çünkü x küp ya. E, buranın da gerçel kökü olmaması demek delta küçüktür sıfır olacak. Yani bu polinom x eksi 1'e tam bölünüyor demek. O zaman bakkal bölmesi yapalım. Yani x küp artı ax kare b yerine de 1 eksi ax yazalım. Eksi 2 kime böleceğiz? X eksi 1'e tam böleceğiz arkadaşlar. Hemen bölme işlemini gerçekleştirelim. Şimdi x kare ile genişletmem lazım. x küp eksi x kare oldu. Eksi ile çarptığımda eksi artı oldu. a artı 1 x kare 1 eksi a x eksi 2 burada aynısı olabilmesi için a artı 1x ile çarpmam lazım çarpınca şöyle oldu a artı 1x kare e, eksi parantezinde a artı 1x oldu taraf tarafa çıkartırsam eksi artı oldu burası bunlar birbirini götürdü alar gitti 2x eksi 2 kaldı artı 2 ile çarparsam da 2x eksi 2'den o da eşittir 0 oldu demek ki şu ifadem burası ikinci derece denklem ve delta küçük sıfır olacak. Delta dediğim b kare eksi 4 ac sıfırdan küçük b dediğim a artı 1. a artı 1 sayısı b kare eksi 4 ac 4 çarpı 2 küçük sıfır. a artı 1'in karesi küçüktür 8 diyebilirim. Şimdi bakın bu önemli burası. Hiç bunu açmadan bize şıklardan deneyebilirsiniz. En küçük diyor. Eğer A gördüğüm yere eksi 6 yazarsam eksi 6 bir de eksi 5'in karesi 25 8'den küçük değil. Bu sağlamaz. Eksi 5 yazarsam eksi 4'ün karesi 16 oluyor. Olmaz. Eksi 4 yazarsam eksi 3'ün karesi 9 büyük çıktı. Ama eksi 3 yazarsam arkadaşlar A yerine eksi 3 sayısı eksi 3 bir daha eksi 2 karesi 4 sağlıyor. O zaman doğru cevabım ne olmuş oluyor? D seçeneği olmuş oluyor. Umarım faydalı olmuştur. Video beğenme arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Son 3 yıl 4 yılda çıkmış sınav sorularının konularına göre dağılımının videolarını çözeceğim tek tek. Hepsini atacağım. Takipte kalın.